Yani durum bu işte. Vay, tefe tüfe olaylar ha. Adamın durumu size anlattığımız gibi. Abi öyle bir tek o da değil yani, bir sürü insan var diyor. Ya bu kadar kötü insanların olduğu bir şehirde nasıl yaşıyoruz biz ya? Aynen öyle. Abi de bize kötü diyorlar ya. İçiyoruz, çalıyoruz diye. Biz bu kadar kötünün arasında çok iyiyiz be abi. Aman ya, iyi diyelim iyi olalım be. Aa, çakta antidepi. Kendine geldi paşam. Gene gol gol, gene gol gol. Babacığım bir toplantıda cıvıtmayın ya. Ferdi kaça okuttunuz şu kolyeyi? Abi 100. 100 mü? Ulan tam 1 milyonu yakalayacaktık ama basıldık be. Neyse, toparlanma için de fena bir rakam sayılmaz. Gelelim şu Mokoko olayına. Abi Ceyhun geldi ve benden kimliğimi istedi. Aa, ne kadar ayıp bir şey. Dünür olmuşuz, GBT peşinde mi? Hayır Carlos'cum, nikah tarihi peşinde. Ne? Ya kimliğimi istedi nikah tarihi almak için. Vermedin değil mi? Vermedim desene kızım. Benim değil mi? Vermedim desene. Vermedim. Geçiştirdim şimdilik ama yine isteyecek. Tamam tamam, idare ederiz biz. Bir daha isteyene kadar Ceyhun'u idare ederiz. Doğru abi. Sen şu tefeciye gelsene Ferdi, şu tefeciye. Tamam. Abi adamın adı Bindal Büktürk. Biz adamın mekanını, yerini falan öğrendik. Ve ayrıyetten adam felsefemize fazlasıyla uygun. Ya babacığım der ya. Neticede öyle çok para kazanamayacağız ama mahallemizdeki garibanları kurtarmış olacağız değil mi abi? Evet abi, yani sonuçta mahallede burnumuzun dibindeki adam dert içindeyken biz çok eğlenemeyeceğiz yani, kusurumuza bakmasınlar. Aman aman, iş olsun da zaten. Nereden başlayacağız abi? Tefeciye tefe satıyoruz. Hadi önce şu adama bir ulaşalım. Ay abim benim be, abim be. Var ya, yemin ediyorum garibanın dostu, dul yetim ve emeklinin umudusun abim benim. Kandemir abim. Arıyorum abi ben muhtarı. Hayrola muhtar, devletimizin en küçük organı. Nedir sebebi ziyaretin? Hayati Bey, Bindal Büktürk'ü biliyorsundur. Bizim mahalle için çok büyük bir şans. Bindal dediğin bu tefeci Bindal değil mi ya? Kendisi ticaretle uğraşan çok büyük bir şahsiyet. Ya muhtarcığım, bu Bindal'dan sana nesi, hatta bana nesi? Ya sana nesi, bana nesi olur mu? Mahallemizdeki boş arazileri satın almak istiyor. Ya senin de küçük bir yerin var. Değerinde bulmuşken satmak ister misin? Ya muhtarcığım, benim orayla ilgili başka planlarım var. Yani eğer o iş olursa mahalleliye güzel bir sürpriz yapacağım. Oraya bir AVM konduracağım. Adı da Hayati Mal ya da Mal Hayati. Sağ ol yenge. Bak muhtar, uyandır beni. Bak şu an bir dejavu yaşıyorum. Tam bundan 23 sene öncesiydi. Biz de bunu böyle istemeye gitmiştik. İşte bu gene böyle meymenetsiz meymenetsiz bize böyle kahve getirmişti. Ya 23 sene geçti. Fen o kadar ilerledi. 100 nakli yapabiliyorlar. Ama hala meymenet nakli yapamıyorlar. Ne biçim konuşuyorsun muhtarın yanında ya? Sensin meymenetsiz. Allah Allah. Hayırdır? Ferdi arıyor. Aç bakalım ne diyormuş Kandemir'in yavrusu. Efendim Ferdi'ciğim. Alo. Bu Bindal Büktürk diye bir adam var ya. Onun bize numarası lazım. Bir arkadaşımızın işi düşmüş de. Tamam tamam Ferdi'ciğim. Kapat, hemen yolluyorum. Hadi görüşürüz. Ah, görüyor musun? Nevizadeler Bindal'ın telefon numarasını istiyor. Kandemir, Kandemir. Demek şimdi de tefecilerle görüşüyorsun. Acaba ne yapmak senin niyetin Kandemir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta.